kredi kooperatiflerinin personeli ve yönetim kurulu üyeleri de var ama bizlerle daha önce tanışmamış üreticilerimiz için şöyle genel bir açılış, bir başlangıç yaparak sunuma başlamak istiyorum. Biz kuruluş tarihimizi memleket sandıklarının kuruluş tarihiyle ilişkilendiririz. 1863 yılında Mithat Paşa tarafından memleket sandıkları adı altında kurulduğumuzu kabul ediyoruz. Ziraat Bankası ile kuruluş tarihimiz aynıdır. Daha sonra bunu kurumsal hale getirmek adına 1935 yılında 2836 sayılı kanunda bir tüzel kişilik kazandı. 1936 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Silifke Tekir Çiftliği Tarım Kredi Kooperatifi'nin bir oğlu ortağı oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üyelikle ilgili belgeleri hala Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'nde saklanmakta, en güzel yerde sunulmaktadır. Bugün Tarım Kredi Kooperatifleri Türkiye genelinde bir merkez birliği, 16 bölge birliği, 1625 Tarım Kredi Kooperatifi, 5500 civarı personel, 11.531 yönetim kurulu üyesi ve denetçi ilerledikçe 1.1 milyon ortağımıza hizmet etmektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Müdürlüğü özeline geldiğimiz zaman 151 adet Tarım Kredi Kooperatifi var. Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illerini kapsıyor bölge müdürlüğü. Mutlaka size en yakın yerde bir Tarım Kredi Kooperatifinin olduğu iddiasındayız. Çok yakında yürüyüş mesafesinde olmasa bile yani 5-6 kilometre mesafede mutlaka her köyde, her beldede örgütlü olduğumuzu biliyoruz. Sizleri bir çay içmeye bekliyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri nedir sorusuna geldiğiniz zaman 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu hükümlerinden faydalanmak üzere üreticilerin aralarında ekonomik menfaatlerini korumak ve özellikle meslek ve geçimleriyle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla karşılıklı yardım ilkesine dayanarak kurdukları kuruluşlara Tarım Kredi Kooperatifi denmektedir. Tarım Kredi Kooperatifleri şu an itibariyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur sayısal manada. Biz ne iş yaparız? Amaç ve çalışma konularımız bizim neler Tarım Kredi Kooperatifleri olarak? Ortaklarımızın ve diğer üreticilerin her türlü tarımsal girdi ve zaruri tüketim ihtiyaçları, ortaklarımızın kısa ve orta vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılarız, ortaklarımızın ürünlerini değerlendiririz ki Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nde buğday, arpa, mısır alımı yapıyoruz. Aynı zamanda küçükbaş ve büyükbaş hayvanların değerlendirilmesini yapıyoruz. Yani alıyoruz ve satıyoruz. Mevzuatımız yok şu an itibariyle. Devletçe yapılan destekleme ödemelerine aracılık ediyoruz. Sigortacılık faaliyetlerinde bulunuyoruz. Üreticilerin mesleki ve teknik yönden bilgilerini arttırmak için her türlü eğitim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bir tarım kredi kooperatifine nasıl üye olacağız? Öncelikle en yakın tarım kredi kooperatifine gideceğiz. Ben üye olmak istiyorum diyeceğiz. Çayımızı içerken kooperatif müdürlerimiz, kooperatif personelimiz sizin üyeliğinizi halledecekler. Tabii bunun için asgari şartlar gerekiyor. Bunlar nedir? Medeni hakları kullanma yeterliliğine sahip olmanız gerekiyor. Yani 18 yaşından büyük ve kısıtlı olmamanız gerekiyor. Kooperatif faaliyet alanı içerisinde kendinize ait taşınmaz bir tarımsal işletmeye sahip olmanız ya da kiralık araziler bize tesis edeceğiniz belgelerle kiralık araziler üzerinde çiftçilik yapmanız gerekiyor. Ya da burası arıcılarımızı ilgilendiriyor. Merkez birliğinin belirlediği esas ve ölçülerde büyükbaş, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, seracılık, arıcılık, ipek böcekçiliği gördüğünüz gibi bizim kapsam hepsini kapsıyor. Üretim faaliyetlerine en az biriyle iştigal etmemiz gerekiyor. Arıcılıkla ilgili kısmı bir sonraki slaytta size ayrıntılı olarak anlatılacak. Peki bizim kooperatifimize ortak olduğunuz zaman kredi limitleriniz nasıl belirlenecek? Bizde kredi limitleri elinizdeki tarımsal varlıklar, o tarımsal varlıklardan elde edeceğiniz yıllık gelirlerle bir formüle hale getiriliyor. Kooperatif yetki limiti içerisinde kredi kullanmak talep ettiğiniz takdirde sistem de buna müsaade ediyorsa kooperatif yetkisi içerisinde 50 bin liraya kadar bölge birliği yetkisi içerisinde 250 bin liraya kadar ha çok daha fazla kredi isterseniz en son Balıkesir Bölge Müdürlüğü'nde 3 milyon liraya kadar kredi olayı yapıldı. Tabii bunların hepsinin
teker teker olaylanma, kefalet, teminat süreçleri farklı olacaktır. Onları ileride değineceğim. Peki vade nasıl belirliyorsunuz? Yani bir yıl içerisinde tek vadeniz mi var? Hayır, söz konusu bile değil. Bulunduğumuz kooperatifin bulunduğu alandaki hasat dönemi. Hasat döneminden sonra çiftçilerin eline geçen gelirler, bu geçme tarihleriyle ilgili bir yıl içerisinde ben vadelerimi esnekleştirebiliyorum. Arıcılık yapan ortaklarımız için de işte arıyı peteklerden sağım yaptık, işi bitirdik, tüccara sattık. Bunun geri dönüşü şu tarihtedir diye kooperatif müdürüne söylediğiniz takdirde bölge birliğinin onayıyla sizlere uygun vade tarihleri de belirleyebiliyoruz. Tabii ki bunlar bir takvim yılı içerisinde kalmak kaydıyla. Peki teminat ne istiyorsunuz? Şimdi hiç kimse kimseye bedavaya kredi vermiyor. Haliyle büyük miktar teminat talep ediliyor. En az iki ortağın kefaleti ile bizde kredi kullandırmak esastır. Ancak bana yeterli teminatı verdiğiniz takdirde ki bunun ayrıntılarını kooperatiflerimizden öğrenebilirsiniz. Kefilsiz de kredi kullanabiliyorsunuz. Tabii ki kullandığınız kredinin bizden test edilecek kredinin büyüklüğüne göre teminatta kefalet sayısı ve veya ipotek bedelleri değişim gösteriyor. Onun için kooperatifinize uğrayıp bir çay içerken kooperatif müdürlerimizden bilgi alabilirsiniz. Peki sizde kredilendirme nasıl oluyor? Bende iki tip kredi var. Yıllık düzeyde değerlendirdiğimiz bir yıl içerisinde alıp geri ödeyeceğimiz işletme kredileri, su ürünleri ve büyükbaş hayvan yetiştirici kredileri de bu 18 aya kadar çıkabiliyor ama biz bir yıl olarak değerlendirdik. Artı tarımsal işletmenin canlı ve cansız demirbaş unsurlarını karşılamak üzere kullanacağınız 4 yıla kadar vadeli yatırım kredileri kurumumuzdan kullanabiliyorsunuz. Peki kredi türlerimiz nelerdir? Burada kredi türlerini şöyle bir listelendirdik. Nakdi krediden tutun, sigorta primi kredisine kadar bendeki hemen hemen her emtiayı kredilendirebiliyorum. Peki donatma yatırım kredilerimiz neler? Yani bu 4 yıl vadeye kadar olan kredilerimiz neler diye sorduğunuz takdir. Ziraat ve makine kredisi, hayvan edindirme kredisi, tarımsal sulama sistemleri kredisi, sera tesis kredisi ve diğer yatırım kredileri. Şimdi aracılıkla ilgili kredilerimize birkaç slide sonra özel olarak değineceğim. Bunlar genel tarımsal krediler. Bir de düşük faizli, indirimli faizli kredi diye bir müessese var. Tarımsal işletmeler için, yani tarımsal krediler için Türkiye'de sübvansiyonlu, yani Bakanlar Kurulu kararıyla indirimli olarak kredi kullanabileceğiniz iki tane kurum var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, birisi de Tarım Kredi Kooperatifleri. Bunların dışında yetkili kuruluş yoktur. Bunlar hazine görev zararlı kredi dediklerimiz kredilerdir. Cari faiz üzerinden, hadi şimdiden söyleyeyim, arıcılık için %50 faiz indirimli krediyi bizden veya Ziraat Bankası'ndan kullanıyorsunuz. Ziraat Bankası'ndan sadece nakdi kredi kullanabiliyorsunuz. Benden her türlü ekipman ve ihtiyacınızı temin edebiliyorsunuz. Ayrıca akaryakıt ve yem satışları söz konusu. Akaryakıt satışları aracılar için bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ben kırsal alanda hemen hemen tüm kooperatiflerin tamamında birer seyyar akaryakıt istasyonu var ve buradan motorin temini yapılabiliyor. Daha önce ortak dışı motorin satışı yasaktı. Artık ortak dışına tarımsal amaçlı olmak kaydıyla motorin satışı da yapabiliyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Tarımsal amaçlı olması gerekiyor. Şimdi arıcılığın neresindesiniz siz tarım kredi kooperatifleri dediğimiz zaman bir arı yetiştiricisi, üreticimiz bize geldiği zaman tabii ki ana sözleşmemizde belirtilen şartları taşımak kaydıyla biraz önce söylediğim reşitlerine yüz olmak, medeni hakları kullanmaya yeterliliğe sahip olmak dışında bir tarım kredi kooperatiflerine üye olabilmeniz için asgari 10 kovan veya üzerinde arıcılık faaliyetinde bulunmanız gerekiyor. 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Bu şartları taşıdığınız takdirde kooperatifimize uğradığınızda çayınızı içerken kooperatif üyeliğinizi temin edebilirsiniz.
Peki arıcılık kredisi olarak sizde ne var? Biz arı yetiştiricisiyiz. Beni tohum, gübre çok ilgilendirmiyor. Sadece arıcılık işiyle iştigal ediyorum diyorsanız, sahip oldukları tarımsal varlıklar ve yapacakları faaliyetlerin sonucunda elde edilecek kredileri ölçüsünde, yani arıcılık faaliyeti özelinde, azami bir yıl vadeli işletme, aynı veya nakdi olmak kaydıyla, azami 4 yıl vadeli yatırım kredisi kullanabiliyorsunuz bizlerden. Peki indirimli faizli arıcılık kredisi var mı? Var. Bu Bakanlar Kurulu kararı her yıl yenileniyor. İndirim oranları değişkenlik gösteriyor. Bu sene hala yıl sonu tamamlanmadığı için 2014'de 7201 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Arıcılık yapan ortaklarımız bizden %50 faiz indirimli kredi kullanabiliyorlar. %50 faiz indirimi ne demektir? Benim şu anda cari faiz oranım %11,5. %50'sini ben hazineden alıyorum. Asgari şartları taşıdığınız takdirde. Yani yıllık %5,75 ile benden ve Ziraat Bankası'ndan kredi kullanabiliyorsunuz. Benden aynı zamanda aynı kredi de kullanabiliyorsunuz. Biraz sonra söyleyeceğim ürünler ekseninde. Şu anda sanırım 5.75 ile kredi kullandıran Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri dışında bir kredi kuruluşu yok. Bildiğim kadarıyla özel sektördeki bankalar %20 civarıyla kredi kullandırıyorlar. 5.75 çok avantajlı bir rakam. Peki işletme kredisi, maksimum 1 yıl vadeli işletme kredisi kapsamında benden neler alabiliyorsunuz? Benden her şeyi alabilirsiniz talep ettiğiniz arıcılıkla ilgili. Nakdi kredi kullanabildiğiniz gibi arıcılık malzemeleri işte biraz örneklendirdim ben. Bununla kafanızda sınırlı tutmayın. Maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi. Şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı. Gezginci arıcılık yapan arıcılara işçilik dahil arı nakliye giderleri için nakdi kredi verebiliyorum. Ana arı üretimi yapan işletmelerle şeker, temel kek, petek, kek, ana arı üretimi, üretim malzemeleri. İşte larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi, ana arı ızgarası gibi. Yani bunlar sadece benim örneklendirdiğim konular. Sizin ne ihtiyacınız olursa Tarım Kredi Kooperatifine gidip bu ihtiyacını istediğiniz takdirde, tabii ki belki depolarımda olmaz ama bir ya da iki gün içerisinde size bunları temin edip aynı kredi olarak verme şansım var. Bir de bombus arısı üretimine yönelik kullandırabildiğim bazı aynı krediler var. Yalnız başkanlarım söylediler bana, hani bombus arısını çok değiniyorsun ama Türkiye'de zaten toplam 4 tane üretim izni almış tesis var dediler. Ama yine bilginiz olsun, belki kurmak istersiniz yarın öbür gün. Onda da polen, şeker, plastik kapla ve ambalaj malzemesi gibi girdi ihtiyaçlarınızın tamamını benden kredili ve peşin olarak alabilirsiniz. Peki yatırım kredisi olarak, yani 4 yıl vadeye uzayacak şekilde neler kullanabilirim diye sorarsanız, burada da yine örneklendirdim. Arılı kovan, petek kapanlı yeni kovan boş olmak kaydıyla, elektrikli çit sistemi, bağ süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı. 200 adet ya da daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapıyorsanız, bunun için jeneratör, güneş enerjisi sistemi, arıcı barakası veya karavanı alabiliyorsunuz benden. 100 adet ya da daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen işletmeler için, ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu en az 1000 adet olmak kaydıyla, güneş enerji sistemi ve arıcı barakası veya karavanı alımında destek olabiliriz size. Yine bombus arısı işte sektörü için bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet, ekipman alımı ve diğer yatırım giderlerinin tamamını bende kredilendirebiliyorsunuz. Ayrıca kırsal kalkınma destekleme kapsamındaki kredileriniz için başkanım biraz değindi. %65 hibe sözünü aldık birkaç gün önceki toplantıda ilk koordinatör arkadaşımızdan. Bana geldiğiniz takdirde hem bunların danışmanlık hizmetini tabii profesyonel manada veremesek dahi kooperatif personelimiz bir miktar size yönlendirme yapacaktır. Hem de kalan kısım için, yetişmeyen kısım için bir miktar kredilendirme faaliyetini benden yürütebilirsiniz. Artı TKDK projeleri için
Eğer finansörümüz Tarım Kredi Kooperatifi olur ise 10 puan kadar da ek puan benden alma şansınız var. TKDK bizden gelen projeleri bu şekilde de değerlendiriyor. Bunların sözünü ve protokolünü TKDK ile genel müdürlüğü yaptılar. Evet, tekrar hepinize merhaba. Daire Başkanlığı bünyesinde Kırsal Alan Planlaması ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığımız var. Bu daire başkanlığı ne yapar? Sizlerin sahada herhangi bir yerde bir çalışma, bir ev, bir inşaat vesaire yapmak istediğinizde sizlere uygun yer bulan, bulacak olan, kırsal kalkınma faaliyetlerini götüren, ilimizde kırsal, tarımsal alanlarda nereye ne yapılacak, bunun kararlarını alan, veren şube müdürü. İkincisi bitkisel üretim ve haller şube müdürlüğü. Hepinizin bildiği gibi geniş coğrafyamızda, ilimizin geniş coğrafyasında sahip olduğu büyük bir potansiyel var. Bu bitkisel üretimdeki potansiyeli desteklemek adına kurulmuş bir şube. Aynı zamanda üretimin pazara ulaşması için ihtiyaç duyulan hallerin de yönetimi bu şube müdürlüğünün altında. Hayvansal Üretim Şube Müdürlüğü ilimizdeki hayvancılıkla alakalı tüm iş ve işlemleri yürütüyor. Yine aynı şekilde özellikle kırmızı et için söylüyorum. Kesimhaneler de bu şube müdürlüğümüzün sorumluluğu altında. Sonradan kurduğumuz bir taşla şube müdürlüğü olan Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdürlüğü. Bunu da Kuraniye'de kurduk. Çünkü yaptığımız her şeyi çiftçiye anlatmamız lazım. Doğru ve iyi örnekleri size aktarabilmemiz lazım. Bunu sadece anlatmak değil, bir de göstermek lazım. İşte bu yüzden böyle bir işletme, bir çiftçi eğitim merkezi oluşturduk. Bu şube müdürlüğümüzde bundan sonraki yapılacak tüm çiftçi eğitim faaliyetlerini koordine edecek, organize edecek. Tabii kiminden? İlgili sektördeki teşkilatlarla. Evet, değerli katılımcılar. Beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben kendimden biraz bahsedeyim çünkü Bandırma'da daha önce hiç konuşma vermemiştim konularla ilgili. Aslen Balıkesirliyim. Balıkesir'in yerlisiyiz. Tekirdağ Ziraat Fakültesini bitirdik zootekni bölümünü. Daha sonra aynı bölümde asistan olarak kaldım. Amerika Birleşik Devletleri'ne burs bularak doktora eğitimimi orada yaptıktan sonra 2010 yılında ülkeye geri döndük. Tekirdağ'da yine Namık Kemal Üniversitesi'nde aynı fakültede öğretim üyesi olarak göreve başladık. Tabii ülkeye döndük. Yurt dışındaki tecrübelerimizi bir nevi teknoloji transferi yapmaya çalıştık. Bunun için de 2010 yılından beri 3 projeyi tamamladık. Yaklaşık şu anda zannedersem 8 projede de hala görevim var. Tabii bu 5 yılda sizlere neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum burada. Bunun dışında polarizasyon veya tozlaşma olayının öneminden biraz bahsetmek istiyorum. Ve yine arı beslenmesi, arı hastalıkları, ıslahla ilgili konularda sizlere bazı bilgileri paylaşmaya çalışacağız. Yaptığımız çalışmalar da var bunun içinde. Tabii bal arısı konumuz. Tabii buraya davet edilirken yine başkanlarım, sayın başkanlarım bana dediler ki hocam biz çiftçiyle yani bitkisel üreticiyle arıcıyı bir araya getirmek istiyoruz. Çünkü arada bir iletişimsizlik sorunumuz var ülkede yaşanan. Onunla ilgili de faydalı olacaktır bu çalışma. Ben burada acaba sadece bitkisel üretim yapan bir çiftçimiz var mı? Varsa bir elini görebilir miyim acaba? Evet, sadece zannedersem arıcı buradaki arkadaşlarımız o zaman oluyor. O dediğimiz olay gerçekleşmemiş ama olsun. Yine de bizim arıcılarımıza anlatalım bu konuları ki arıcılarımız da yine bitkisel üreticilerle mutlaka bu bilgileri paylaşacaklardır. İlk önce tozlaşma nedir dediğimizde tozlaşma polenin bitkinin erkek organlarından
dişi organa transfer edilmesi olayına biz tozlaşma diyoruz. Bakın bitkilerde çiçekler var. Bu çiçeklerde, bitkilerde iki organ var. Yani hem dişi organ var çiçekte, şurada gördüğünüz organ dişi organ. Bu yanlardaki organlar da erkek organlar. Erkek organlar poleni bir nevi hayvanlardaki sperm olayıyla aynı. Diğer bitkilerin dişi organlarına geldiğinde ne meydana geliyor? Buraya gelip yerleştiğinde tozlaşma meydana geliyor. Bunun sonucunda meyve ve tohum olayı gerçekleşiyor. Şimdi tabii tozlaşma da önemli olan konu eşeysel üreme. Popülasyonlar arasında çeşitliliğin oluşmasını ve değişken döllerin üretilmesini sağlıyor. Yani bunu en güzel bir şekilde şöyle açıklayabiliriz aslında bizim göremizde de. Hani biz akrabaya kız vermeyiz. Neden? Çünkü akrabalı olmasını istemeyiz. Çünkü doğacak çocuklar ne olur? Genetik olarak bazı bozukluklar olabiliyor. O yüzden de akrabalı istemedik. İşte aynı şey bitkilerde de geçerli. Neden bal arısı çok önemli? Diğer tozlayıcılar arasında en önemli etkili tozlaşmayı yapan bal arıları. Çünkü yine bilim adamları araştırmışlar. Bir bal arısı her uçuşunda ortalama 100 çiçeği ziyaret edebiliyor. Bakın 100 çiçeği dolaşabiliyor. Bunun yanında yaklaşık olarak 20 miligram ağırlığında 5 milyon adet polen toplayabiliyor. Bir arı değişik türler üzerinde günde yaklaşık 5-10 gezi yapıyor. Bu yüzden de biraz önce başkanımın söylediği gibi arıların üzerinde bulunan tüyler yoluyla polenler çiçekten çiçeğe çok rahat bir şekilde şey yapıyor. Bu yüzden avantajlı. Kovanları alıp bir yerden bir yere çok rahatlık nakil yapabiliyorsunuz. Tozlaşma ihtiyacı olan özellikle zirai ürünlerde bal arısı çok önemli bir tozlayıcı olarak karşımıza çıkıyor. Bu işleri bırakırsak kendi haline bir gün bizim çocuklarımız ne yapacak? Bu işleri yapamaz bu ülkede. O yüzden hep birlikte bu işlere sahip çıkalım diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın bu kadar çalışmanın arkasında bu kadar insan var bildiklerim. Emeği olan insanlara da burada teşekkür ediyorum. Sunumlarından dolayı Devrim Hocamıza teşekkür ederiz. Şimdi sunumlarını yapmak üzere APMEA'nın sahibi Muzaffer Yıldırım Bey'i mikrofona davet ediyorum. Buyurun Muzaffer Bey. Sayın Tarım İl Müdürü, Sayın Büyükşehir Belediyesi Kırsal Destekleme Daire Başkanı, Sayın Tarım Kredi Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı kardeşim ve Çanakkale'den bizi buraya kadar yanımızda bize refakat eden Sayın Başkanım ve değerli Balıkesir Birlik Başkanlarımız ve Sayın Hocam ve değerli arıcılar, hepinize saygı ve hürmetler sunar, selamlarımı arz ediyorum. Şimdi değerli konuşmacılar zaten birçok konuya değindiler, çok değerli bilgiler aktardılar. Burada böyle bir toplantıyı Büyükşehir Belediye'miz Ahmet Bey'le olsun, Tarım Kredi Bölge Müdürümüz böyle birlikte sohbet ederken işte her zamanki gibi burada da hocamın üstüne basarak anlattığı Türkiye'de arıcılık herkesin bildiği gibi Çin'den sonra ikinci sıradayız koloni sayısında. Çin'in yüz ölçümüyle Türkiye'nin yüz ölçümünü karşılaştırdığımız zaman biz Çinlilerden daha çok arıcılık yapıyoruz. Kendi nüfus oranımıza göre. Bir de ülkemiz bilindiği üzere tarım ülkesi. Dünyanın en lezzetli sebzesi, meyvesi de bizim ülkemizde üretiliyor ve tabii ki bu Balıkesir, Çanakkale, Bursa havzası
mutlaka bu işin ön sıralarında böyle güzide bir memlekette yaşıyoruz. Şimdi benim burada kısaca ifade etmek istediğim bu toplantımızın biraz da ana teması burada yazmış olduğumuz gibi arıcı ve çiftçi buluşması, yönetilebilir polinasyon. Yani biz kuşları, diğer böcekleri veya rüzgarı kontrol etme şansımız yok. Ama bal arılarını siz değerli arıcılar, onları yönetiyorsunuz, istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Şimdiki bu kimyasal, maalesef dünyamızda bu kimyasallar artık bütün tarımda, hayvancılıkta, yani her yerde kullanılmakta. Bundan vazgeçelim, böyle bir şey mümkün değil. Ancak biz çiftçi, tabii çiftçi, bahçeci, meyveci, tarlacı ve arıcı bir kere duyarlı olacağız. Ortak menfaatimizle bu arıları dağlarda, tabii ki dağlardaki nektarlar çok değerli ama bahçelerimizdeki nektarlar da değerli. O bahçedeki nektardan bal elde ediyoruz. O balı da çocuklarımız yiyor, bizler yiyoruz. İnsanların sağlığı için kullanılan bir vesikayla. Peki orada ürettiğimiz sebzeler, meyveler aynı şey değil mi? Burada %70, burada değerli bilim adamlarımız, bu işin uzmanları, bilimini yapmış insanlar, bunu burada değil, bütün dünyada basında izliyoruz. %70 ve verimlilik artışından bahsediliyor. %70. İkincisi de dekolte yüksekliği var. Yani yamuk yumuk, üstü böyle meyveler değil, dekoltesi yüksek. Yani hani manavlara gideriz, ön sıraya sıralarlar, mostura. Şimdi bir mostura elde etmek var, bir de böyle işte pazarda ya bunu da işte atmayalım, ucuzdan satalım gibi bir ürün elde etmek var. Şimdi herkes kovan yapıyor, ben de yapıyorum. Diyorum ki ben en iyisini yapayım da ben satayım. Yani beğendireyim. Tarlada ürettiğimiz ürün de aynı. Neticede ben lafı uzatmadan şuraya gelmek istiyorum. Biz sadece burada haddimiz olmayarak bir göle bir taş attık. Bu konunun ehemmiyetini hepimiz mutlaka kavruyoruz. Ama ne var? Buraya bir duyarlılık göstermeye ihtiyacımız var. Bu işte yetkili kamu görevlilerimizden de bu işi sadece çiftçiye bırakırsak bu iş biraz zor oluyor anlaşmak. Ama kuralları hocam anlattı, dedi ki zarar verirse ödüyor dedi onun parasını. Yani ceza tabii hoş bir şey değil ama bunları bilgilendirmek lazım çiftçi eğitim programlarında inşallah. Şimdi ben burada şu ilacı kullanın, bu ilacı şöyle kullanın. Efendim kimyasal şudur budur, benim öyle bir şeyim yok. Ben onlar bilim adamlarının, yetkililerin, bilen insanların. Ben sadece işte dedi ki kalıntı, ilaç, kimyasaldan olan zararlar ya da koloni yönetiminde daha az ilaç kullanmamız eğer mümkünse bunları ekipmanla hocamın o anlattıklarına ekipmanla ne kadar destek verebiliriz? Yani koloniyi yönetirken daha az etkilenmesine, daha az kalıntı sorunu, daha az kalıntıya inşallah fayda sağlasın diye. Bir, arıya faydaları nedir ekipmanda? Arıcıya faydası nedir, artısı nedir? Ben bu ürettiğimiz arı ekipmanlarında bu sizin öteden beri kullana geldiğiniz fenli kovanlar. Burada şekilleri ahşap, plastik,
farklı şekiller görmekle beraber sizin kullandığınız kovanlardan farklı bir kovan yok burada. Sadece ekipmanla desteklenmiş. Hocam dedi ki işte ilaç attığınız zaman pudra şekeri altta bir tel ızgara olursa o bayılan, ayılan ya da ayağa kayan arının üzerinden düşen varvayı aşağıdan kovanı terk ettirmek amacında tel diyor hocam. Biz zaten bu kovanlarda onu baştan yaptığımız araştırmalarla siz arıcıların tecrübelerini buraya taşıyarak değerli hocalarımızın, üniversite hocalarımızın bilim çalıştıkları tecrübeleri buraya aktararak geliştirdik. TÜBİTAK projesiyle bu kovanlar başladı. Sahada denemelerde de başarılı olduktan sonra gittik Türk Standartları Enstitüsü'ne bu projeyi standartlarla çalıştık. Şu anda burada gördüğünüz 3 tip kovan var. Bunların hepsi standartta kayıtlandı. Yani standartta Türk standartlarında artık işlenmiş durumda. Şimdi standart deyince ben orada da kısaca standart çok önemli. Mesela bir ürün yapıyorsunuz. Ne oluyor? Dekolteye göre para veriyor size. Yerine göre. Mesela tütünde öyle, birçok meyvede öyle. Zeytin üretiyoruz, bir kalibreden geçiyor. O numara numara, hepsi aynı fiyata mı satılıyor? Hayır. Dolayısıyla kullandığımız ekipman ve aletlerde de, bu arıcılıkta da diğer şeylerinde, yani ya şu çok ucuz, bu da benim işimi görür. Hayır, standartın dışına çıktığınız anda siz o üründen asla fayda göremezsiniz. Mesela arıcılıkta standart şöyle önemli. Malum arı satışları oluyor. Koloni söndü, başkasından alıyorsun, çoğaltıyorsunuz. Ya da Akdeniz'den, Ege'den bu İç Anadolu'ya doğru arı satışları, transferler oluyor. İhaleler oluyor şu anda çok sık sık. Şimdi alıyorsun oradan, arıyı getiriyorsun, kovanına aktaracaksın, hop çerçeve içine düştü. Ya da uzun geldi, üzerinde arı var, kes testereyle. Yani böyle olumsuz işler. Şimdi onun için biz bu standardı, ben otomotiv sektöründen de geldiğim için bütün ticari araçlarda ben 30 yıldır parça üretiyorum. Neticede standart çok önemli. Nasıl gidiyoruz parçacıya? Ya benim şu ön rotül bozuldu. Söylüyorsun, tık gelip takıyorsun. Bizim kovanlarımızda da ekipmanlarımız da öyle olmalı. Yani bir arı satışında zarara, koloni kaybına neden olmamalıyız. Şimdi ben bu kovanlardaki, peki farkı nedir? Ne olmalı bir kovanda? Standart ne getirir? Standart kovanda, bu standarda yazdık derken neyi yazdık? Bizim o standartta Apimaya filan yazmıyor. Bir arı kovanın nasıl yapılmalı? Hangi malzemeyle üretilmeli? Plastikse plastik, ahşapsa ahşap. Ne diyor? İğne uçlu yapraklı ağaçlardan olur diyor ağaç. Çam, köknar vesaire. Standartta bu yazar. Peki plastik olursa ne olacak? Gıdaya uygun. Polietilen, polipropilen, ABS her neyse. Gıda kodeksine uygun olacak. Hep ilaçta konuştuğumuz şeyler burada da söz konusu. Şimdi boyası, katkısı, hatta üzerine kullandığımız metal mutlaka paslanmaz olmalı. Bakın arıcılık ekipmanlarında. Çünkü doğada kullanıyorsunuz. Elinizdeki el demirini mutlaka suya değecek. Suya değdi, elinizdeki terle bile pas yapar tuttuğunuz. Dolayısıyla orada 3-5 lira yani kıyıp paslanmazı kullanmak lazım. Çünkü siz kapağı tuttuğunuz zaman ya da o el demirini, o elinizdeki pas, yanınızda steril mendil yok. Çerçeveyi tutuyorsunuz. Hasata devam ediyorsunuz o çerçevelerle. Ne oldu? Eğer o balda bir analize girse bir laboratuvarda pas çıkar. Şimdi Türkiye'de biz bal üretiyoruz, para etmiyor, para kazanamadık. İşte kime satıyoruz? İşte filanca ucuza alıyor. Biz Türkiye'de biliyor musunuz? Bal pahalı. Yani bana kızarsınız belki ama ben de dolaşıyorum yurt dışında. Aynı zamanda onu da söyleyeyim. 30 ülkeye, hatta 30'u geçkin de ben düz rakam söyleyeyim. Biz bu kovanları, ekipmanları ihraç ediyoruz. Kanada, Amerika, Avrupa, İngiltere, Afrika ülkeleri, Japonya,
ve en birinci sırada Çin'e. Çin'e satıyoruz. Şimdi o ülkelerdeki insanlar, orada da bilim adamları var, şey var yani, bu işi böyle ben çok güzel yaptım dememle olmuyor. Biz bunların TÜBİTAK raporları var, TSS'i var. Efendim kullandığı ham maddenin raporları var. Tarım Köy İşleri Bakanlığı, şimdi hayvancılık, ben eski ismini telaffuz ediyorum. Üretim izniyle. Şimdi bir yabancıya ben çok güzel bir şey yaptım demek yetmez. Bunları belgeliyoruz. Şimdi biz bu kovanlardaki fark şurada. Dedi ki varroa arının işte kireç hastalığı var burada hocam, lösemi dedi. Varroa dedik paraziti. Kireç hastalığı var, bir sürü daha aklıma gelmeyen. Şimdi bir kere kovanlar hava alması lazım. Orada bir canlı yaşıyor. Orada bir yavru yapıyor. Yazı orada geçiriyor, kışı orada geçiriyor. Yavrusunu yetiştiriyor, larvasını. Bal üretiyor. Balı topladıktan sonra buharlaştırarak olgunlaştırıyor. Paketliyor, bize sunuyor. Buyurun bal. Şimdi o zaman biz ne yapacağız? Bu arıya hani ilaç hiç kullanmayalım diyemem çünkü işte malum parazitler şu bu. Fakat en az ilaçla nasıl çalışırız? Kovanı iyi bir havalandıracağız. Efendime söyleyeyim. Burada polen tuzakları var. Bizim bütün kovanlarımızda o var. Bir de ayrıca tabii bu kovanları komple satın almak belki herkes için bir bütçedir. Eskileri hemen atalım, yenileyelim demek kolay iş değil. Ama ne yaptık? Ben bu kovanları ürettikten sonra ikinci yaptığım ilk iş bu tabanları geliştirdim. Çünkü her arıcıyla sohbet ettiğimizde yönetimde kolonilerdeki sorunları dinledikçe hocamın dediği gibi en sıkıntı varroa veya o yavru çürüklüğü diyorsunuz. Eğer bir arı içeride larvası soğuktan şundan bundan doğmamış bir larva orada herhalde ölüme terk edildiği anda çürümeyle hastalık başlıyor orada. Dolayısıyla havalandırma. Biz bu havalandırmayı önemsedik, bu tabanı geliştirdik. Dedik ki komple vermeyelim ama arıcımıza taban verelim. Sağ olsun belediyelerimiz, tarım il müdürlüklerimiz, özel idareler bugüne kadar çeşitli vesilelerle bu tabanlar verilmeye başlandı. Arıcılarımız da takıyor. Ola ki imkan yok. Yani yeni bir kovan yapamıyorsunuz. Kenarda duran ballıkların üst pervazlarını sökün atın. Biz zaten vidaları üstünde veriyoruz. Ballıkları kuluçkaya çevirin. Çok kolay o aldığınız tabanlara. Yeni almasanız bile. Eski kovanlarınıza da mutlaka altına bir en az 5-6 santim hatta mümkünse 10 santime yakın bir delik açıp kovan temizliği bakımı yaparken oraya bir paslanmaz tel çakın, arı üşümez. Almanlar komple altını açık kışlattığını iddia ediyorlar. Bunu birçok kişiden de duydum, yerinde de gördüm.